Evet, bu boru hattı datamız. Güzel bir şekilde çıkmış durumda. Şöyle ızgaralarını da açabiliriz. Şimdi bunu normalde telefonda çektikten sonra bu şekilde Android programda inceledikten sonra Voxler'de incelememiz için buradan kaydet kısmından CSV'yi seçiyoruz. Yalnız şunu kesinlikle toprak tipi ayarlarından CSV kaydederken nötrde olması gerekiyor. Ham datada olursa, ham datada veya herhangi başka bir yerde olursa kesinlikle kaydetmiyor. Boxlerden o zaman inceleme yapamıyoruz yani hiçbir şekilde. Nötrde olması gerekiyor bunun. Buradan kaydet, CSV. Buraya program adı yazıyoruz. Ben daha önce kaydettiğim için şimdi kaydetmeyeceğim. Program adı yazdıktan sonra sağ üst köşeden OK dedik mi oluyor. CSV programına dönmüş oluyor. Şimdi güzel bir şekilde bunu boru hattını verdi burada. Bu videonun devamında da Voxler çalışmasına bakacağız. Yani sadece burada güzel olan yanı, hani bu işin en güzel yanı, diğer minerallerden tamamen ayrılmış bir şekilde veriyor. Burada şimdi ham datada baktığımız zaman ana zemin 153-158 aralığında gezerken boru hattının üstünde 193'lerden 204'lere kadar değerlerin çıktığını görebiliriz. Biraz önce baktığımız boru hattının Voxler çalışması. Yani çok muntazam bir şekilde görüntüledi. Filtre seçenekleri de bu şekilde. Buradan filtre şu an griderden filtresine histogram, yani şu kısımdan bakıyorum. İngilizcem pek iyi değil. Ama muntazam bir şekilde boru hattını görüntülemeyi başardı. Hani derler ya, bundan iyisi Şam'da kayısı misali. Çok güzel maşallah. Harika olmuş. Herkesin emeğine sağlık.